merhabalar. Bu programımızda mitolojinin günlük hayatımızdaki yeri hakkında konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muharrem Kaya hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Çok şükür biz derdeyiz. Evde mümkün olduğunca çalışıyoruz. Hepimiz aynı durumdayız hakikaten. Yani bir tür gönüllü ev hapsi gibi bir şey oldu bu. Evet, yoğunluğunuz arasında da bizlere vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim hocam. Ayrıca. Rica ederim. Görevimiz paylaşmak hepimizin görevi. Estağfurullah hocam. Hocam, mitolojik bilinç eski zamanlardan günümüze kadar hemen hemen her kültürün, dünyadaki her kültürün temelini oluşturuyor. Mitolojiyi en anlaşılır olarak bireyin ya da toplumun işte kendini anlamlandırabilmek için hem doğaya ve evreni tanımaya yönelik sormuş olduğu soruların kolektif olarak edinilmiş bilgisi şeklinde tanımlayabiliriz. Evet. Bu bilgi uzam ve zamanda kültürler arasında veya aynı toplulukta işte sözlü önceleri, daha sonra yazılı, günümüzde elektronik kültür ortamlarında nesilden nesile aktarılıyor ve günümüze kadar da gelmiş. Ve geleceğe doğru da taşınıyor hocam. Mitolojiyi bu anlamda günümüzde nasıl tanımlayabiliriz? Kapsamını nasıl çizebiliriz hocam? Şimdi tanım cümlesinden öte önce mahiyetinin ne olduğu ile ilgili biraz okuduklarım, düşündüklerim çerçevesinde bilgi vermeye çalışayım. Yani insanlık tarihini, bu medeniyetlerin gelişim sürecini avcı toplayıcı dönem, tarım ve sanayi toplumu olarak geçim tarzlarına göre böyle aşamalandırırsak aslında daha ilk dönemlerde yani ilkel sürüden işte avcılıkla toplayıcılıkla geçilen o 40 kişilik, 50 kişilik gruplara geçildiğinde insanlığın oluşturduğu ilk düşünce, inanç, zihinsel kodlar alanı olarak görmemiz gerekiyor. Yani şimdi de teknolojiyi kullanarak bilimsel bilgiyi üretiyoruz. Ya da ne bileyim daha önce işte tarımsal toplumlar kutsal tabiatı yönettiğini düşündükleri güçlere atfedilerek işte tabiatı kendi yaşayışlarını düzene sokmaya çalışmışlar, anlam vermeye çalışmışlar. Ama bu bir bilgi alanı aslında. Ama bu bilgi alanı kestirilemez, denetlenemez bir tabiat karşısında insanın aciziyetinden kaynaklandığı için tabiatı yönettiğini düşündükleri çeşitli ruhlara atfederek açıklama, bunları kendi çıkarlarına uygun olarak dönüştürebilme ayinleriyle, büyüleriyle şekillenmiş. Hı hı. Aslında mitler yaban toplumun, yazı öncesi toplumun, konar göçer toplumların oluşturduğu zihinsel kodlar, inançlar, bu inançlara dayalı olarak tabiatı işte ne denir, bereketi sağlamaya çalıştıkları ayinler, törenler olarak karşımıza çıkıyor. Böyle baktığımız zaman aslında çok eski düşünce alanları. Şimdi birincisi bu. Ya öncelikle bunu... Çok özür dilerim, bir şey ilave edeyim oraya hocam. Bir yerde okumuştum ama hatırlayamıyorum. Mitler geçmişte bilimin kendisiydi diyordu. Yani aklımda evet. Özetle. Yani sizin dediğinizde bilgi, bilim ilişkisi kapsamında aklıma geldi. Tabii. Gerçekten de öyle. Evet. Tabii. İlk adımları yani işte koca karı ilaçları diyoruz. O koca karı ilaçları nasıl oluştu? Yüzlerce yıllık deneme yanılma sonucuyla. Bir tür halk istatistiği. Yani işte şu rahatsızlık var, ona şunu işte kaynatırsak, suyunu içersek, çay yaparsak böyle etki ediyor. Sonuçta bakıyorsunuz işte modern eczacılık o kimyasal maddelerin işte gramajıyla, vücuda olan etkisiyle daha ayrıntılı deneylerle artık netleşmiş, kesinleşmiş bilgilerle ortaya çıkan bir bilgi alanı olarak görüyoruz. Yani temelini nereden şey yapıyor? İşte mitolojiden alıyor. Evet. Mitoloji insanın oluşturduğu ilk ama emekleme dönemindeki ilk bilimsel bilgi, ilk inanışlar, yani dini kavramların, kutsallığın ilk adımları ve ideolojik de bir yönü var mitolojilerin. Yani bu anlamda kutsal pratik bilgi, inanışlar, uygulamalar bunların hepsini içine alan bir şey yapı. O yüzden de yani daha sonraki dönemlerde yine bir şekilde etkili olmuş. Mahiyet değiştirmiş. Daha farklı açıklamalarla tekrar üretilmiş. Malinowski yani sonra... galiba şey diyordu, pratik bilginin nasıl yaşama geçtiğini anlatır diyordu o anlamda. Evet hocam.
Evet, yani mevsim değişikliğinden tutun, yani işte kış niye var, yaz niye var? Bakıyorsunuz kış ve yaz birer şey olarak ne denir? İnsan gibi davranan varlıkların, kutsal varlıkların eylemi olarak şey yapıyor, karşımıza çıkıyor. Şimdi orada mit dediğimizde bir doğaya indirgenen birinci basamak var. Yani doğa olayları, doğadaki mevsim, zamanın akışı, rüzgarın hareketi, ağacın işte meyve vermesi, tarlanın işte filiz vermesi filan. Bütün bu doğal yapı ilk basamağı oluşturuyor aslında. Bunların üzerine insani kılıf geçirilerek, insanlaştırılarak hikayeler oluşturuluyor. Bu da ikinci katman. Üçüncü katman işte bu inanışlara dayalı olarak o güçleri kendi çıkarlarına uygun bir şekilde denetlenebilir bir halde ne denir? Dönüştürmek. Orada da işte ayinler, törenler, bayramlar karşımıza çıkıyor. Dördüncü katman, en üst katman artık soyutlama katmanı diyelim. İşte belirli mitler, belirli kavramlara denk düşüyor. Belirli sembollerle izah ediliyor. Yani Prometheus dendiği zaman işte ne diyelim, tanrıların Zeus işte ona şey vermiş. İşin hikaye kısmı işte insanların yaratılma görevini veriyor. İnsanları yaratıyor ama çıplak. İşte kardeşi bütün hayvanlara zırh vermiş, tüy vermiş ama insana bir şey kalmamış. Bu sefer Olimpos'tan şey getiriyor, ateşi getiriyor ısınsın diye. Ama Zeus bu hırsızlığından dolayı tanrılar katındaki bir şeyi aşağı insanlara verdiği için işte ona cezalandırıyor. Sürekli tekrarlanan ceza karşımıza çıkıyor. Zincire vurulmuş işte ciğeri yenen bir Prometheus. Şimdi ilk dönem metinlerine bakıyorsunuz orada hırsızlığın getirdiği, tanrısal katın katta bulunan bir şeyin insanlara hizmetine sunulması ile ilgili bir hırsızlık hikayesinin kahramanı olarak geçiyor. Ama bir müddet sonra bakıyorsunuz Orta Çağ döneminde insanlığa bir şeyler getirmiş, insanlığa yol açmış bir kültür kahramanı. 20. yüzyıla doğru geliyorsunuz, birdenbire o insanlığa şey model olmuş işte devrimci bir tip olarak yorumlanıyor. Yani tamamen soyutlama bu sefer, soyut kavramlar devreye giriyor. Şimdi müsaade edersen şeyde Lütfen, buyurun. bir ne denir kavram var da daha doğrusu Kavram. öğrencilere de sıkça kullandığım bir şey. Onu göstereyim. Yani sonuçta baktığınız zaman aslında bunların hepsi, yani bu mit dediğimiz şeylerin hepsi doğal olgu, sosyal olgu olarak karşımıza çıkıyor. Yani kölelik, değil mi? Bir sosyal olgu. Ama bakıyorsunuz köleliğin oluşmasıyla ilgili bir hikaye, köleliği yönlendiren, köleliği işte tanrısal şeylere uymadığı için, kurallara uymadığı için bir tür cezalandırma işlevini üstlenmiş bir varlığın hayali planda, soyut planda insanların başına bela olarak verdiği bir şey olarak görüyoruz. Ya da işte deprem olması ya da ne bileyim işte şimşek çakması falan. Sonuçta baktığınız zaman bunlar o dünyanın dönüşümüyle işte bulutların hareketiyle oluşan elektrik akımı ya da deprem bakıyorsunuz tektonik hareket, doğal bir olgu. Ama buna bir insan gibi davranan bir kutsal kişiliğin eylemi olarak insanları uyarmak, insanları cezalandırmak işlevi olarak, görevi olarak bir şey yüklediğinizde artık olay bir soyutlama gidiyor, olay mitleştirmeye gidiyor. Ve mutlaka bu mitlerin bir yaptırım gücü var. Bu gücüllük diye çevirmişler. Bu Dost kitabevinden çıkmıştı önce. Mitlerin mitoloji şeyi, sözlüğü, iki cilt. Sonra başka bir yayınevi bastı. Oradan aldığım bir diyagram. Ama hakikaten çok net anlaşılması açısından da bu konunun çok net şey veriyor, fikir veriyor. Ya hastalıklar, yani işte alk arısı geliyor, işte doğum yapan kadını ve bebeği ciğerini söküp öldürmeye çalışıyor. Ama aslında bu sonuçta vücuda giren mikrobun şey yoluyla, damarlar yoluyla bütün vücuda yayılması ve sonrasında titreyerek ölüm. Lhasa olmaz dediğimiz hastalık. Ama bu hastalık Leeuwenhoek'la birlikte ancak mikrobun gerçekleştirdiği, görülebilen, o teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir bilgi bu da. O mikrobun yaptığı bir şey olarak ortaya çıkıyor. Ama onun öncesinde işte 11. yüzyılda İbn Sina var. El Kanun fit tıptı değil mi? Şey kitabının adı. 300 yıl, 400 yılda şeyde Avrupa'da ders kitabı olarak Dil okunmuş. kanunları.
Evet. Galen kadar onun da çok büyük. Avicenna diye anıyorlar. O da farkında ama yani teknoloji olmadığı için hastalığı bakın işte bu yapar deme şeyi yok. Yani işte ne denir? Dumanlı hava, pis su, bunların işte kötü etkisi var gibi açıklamalar yapmış ama tabii ki teknolojik anlamda onu tespit etmesi mümkün değil. Mikroptan, bakteriden bahsetmeden en azından hastalığın sebebini keşfetmiş. Yani işte mitoloji dediğimiz şey de bu. Doğal olgular, mevsim dönüşümü ya da ne bileyim işte rüzgarın esmesi, ağacın, tarlanın ürün vermesi gibi yapılan bir sürü eylemin bir kişilik, bir üstün varlık, bir kutsal varlığın eylemleri olarak anlatıldığı ve buna dayalı olarak bunların etkisini insanların lehine sonuçlandırabilmek, onlardan gelen kötülüğü engellemek amaçlı işte bedel vererek, kanlı kansız kurban vererek bunların etkisinin ne denir, insan yararına dönüştürüldüğü eylemler olarak da karşımıza çıkıyor. Aslında mit dediğimiz şey Zeus'un çapkınlıkları değildir. Bu hikayeler evet yani çok iyi işlenmiş, tiyatro eseri haline dönüşmüş ama her toplumun dünya ile ilgili, evrenle ilgili, insanla, insan ilişkileriyle ilgili düşünceleri vardır. Bununla ilgili bir bilgi alanıdır. Böyle dediğimiz zaman mitoloji aslında çok daha geniş bir perspektiften ele alınması gereken bir bilgi alanı olarak çıkıyor. Aslında bilimsel bilginin somutlaştırılmış hali bir noktada, kişiliğe bürünmüş hali, al karısı dediğimiz şey ya da al basması dediğimiz şey bizzat onun Evet, ilk aslında adımları. başlıyor. Tabii. İlk adımları diyelim Evet. bunlara. Mitoloji aslında bir anlamda o primitif toplumların oluşturduğu ilk bilgi alanı. Ama bu kutsallıkla ilgili, ama bu tabiatı yönettiğini düşündükleri animistik diyebileceğimiz kutsal ruhlarla ilgili oluşmuş açıklamalar ve kutsal bilgiler alanı diyelim. Evet. İstersen buradan şeye geçebiliriz, bu törenler meselesine geçebiliriz. Tamam. İsterseniz burada anlatacağınız bir şey yoksa hocam. Yani ana hatları da bunu söyleyeyim. Ama bu işte nasıl, bilgi nasıl dönüştürülüyor? İşte insan lehine hangi eylemlerle dönüştürülüyor? İşte burada karşımıza ritüeller çıkıyor. İşte tören dediğimiz, bayram dediğimiz, ayin dediğimiz şeyler çıkıyor. Ritüeller demişken hocam çok özür dilerim. Orada da aslında Estağfurullah. Emile Durkheim de mitleri dini sistemin bir parçası olarak kabul ediyor biliyorsunuz. Nasıl diyor hareketler ritüellerin araçları ise kelimeler de mitlerin araçlarıdır diyor ve her ikisinin de birlik ve beraberlik ruhunu yüceltmek ve sağlamak gibi biraz önce bahsettiğimiz pek çok işlevi, ortak işlevi sahip olduğunu da belirtiyor Durkheim. Yine mitler yaşatıldığı toplum içinde ritüeller olarak hani uygulama şeklinde, ayinlerde ya da anlatılarda canlandırılıyor. Hatta halk inançlarında, geçiş törenlerinde veya diğer törenlerde de karşımıza çıkıyor hocam. Evet. Bu bağlamda hani mitler ritüel ilişkisini değinebilir miyiz hocam yine? Tabii. Tabii ki. Şimdi en son şeyi bu Dionysos ve Anadolu Köylüsü diye Metin Ağa'nın kitabı var. Ona bakıyordum da işte bu halk tiyatrosu ile ilgili olarak orada hakikaten çok güzel bilgilerle karşılaştım. Onunla isterseniz girelim Evet. konuya. O da şeyin üzerinde duruyor. Yani daha önce işte Samuel Hook'un ya da ne bileyim Joseph Campbell'ın, Fraser'ın kitaplarında da var aynı bilgiler. Sonuçta mevsim dönüşümü aslında işte Orta Doğu merkezli mitlerde, Sümer'de, işte Babil'de, Anadolu'ya geldiğimizde Hititler'de, Friklerde falan hep bir şey. Ölen tanrı ya da yer altına inen tanrı, işte 6 ay sonra tekrar yeryüzüne tanrının eylemi olarak ortaya çıkışı, saklanması ya da bulunması olarak mesela Hititler'de de Telepinu öyle karşımıza çıkıyor. Ya da Japon mitolojisine bakıyoruz. Amaterasu var. Güneş tanrısı, işte fırtına tanrısı kardeşine gücenmiş, mağaraya saklanmış ama onun saklanması demek tabiatın ölmesi demek. Bolluğun, bereketin sağlanması gerekiyor. Bu sefer o çıktığı mağaradan kandırılarak tekrar girdiği mağaradan kandırılarak tekrar dışarı çıkartılıyor. Benzeri Telepinu Hitit mitolojisinde var. Orada da arı çıkartıyor onu saklandığı mağaradan. Şeye geldiğimizde Isis ve Osiris'te de yine ölen tanrı Osiris işte ırmak kenarında karısı Isis aynı zamanda kardeşi onu buluyor.
vücut parçalarını birleştiriyor. Çamur ve ne denir, tohum taneleriyle karıştırdığı bir şeyle de teknenin içine yatırıyor ve ondan sonra tekrar diriliyor Osiris. Yani ne denir, bir tür şamanlarda gördüğümüz o mistik ölüm ve tekrar tohum ve toprakla birlikte tekrar yeniden doğuş. Baharın gelişi, toprağın filizlenmesi. Aynısını bakıyoruz işte Sümer'de Dumuzi yer altına inmiş. İnan'la yer altından işte kocasını çıkartmak istiyor. Ama bakıyor adam yer altında alem yapıyor. Tabii ki şey, kıskanç bir kadın olarak da ben ölümü göz aldım, seni kurtarmaya geldim, sen bu haldesin deyip geri çıkıyor. Tabii Dumuzi'ye tabiatın ihtiyacı var, tanrıların ihtiyacı var. Çünkü Dumuzi olmayınca toprak yeşil değil, hayvanlar yavru vermiyor. Bu sefer kız kardeşi iniyor Dumuzi'nin. Dumuzi'yi 6 ay yeryüzüne çıkartıyorlar. Kız kardeşi onun yerine yer altında kalıyor. İşte dönüşümlü olarak yer altına inip çıkan tanrılar, mesela bakıyorsunuz Demeter ve Persephone ile Yunan mitolojisinde de karşımıza çıkıyor. Mevsim dönüşümün işte bir tanrının bereket getiren Demeter ve Persephone, hatta kafasının üzerinde buğday başaklarıyla gösteriliyor Demeter, kızını arıyor. Halbuki kızı Persephone Hades tarafından yer altına kaçırılmış. Böyle bir hikaye olarak, yani doğal olgu böyle bir hikaye üzerine giydirilerek izah edilmeye çalışılıyor. Ve ondan sonra da bakıyorsunuz onun üzerine bereket kavramı, işte kadınlık, işte şefkat, merhamet filan kavramlarıyla birlikte kişilerin eylemleri olarak bir kurgusal metin haline dönüşüyor. Ha, ondan sonra işte bu şeyleri sağlayan, ne denir, tabiatın uyanmasını sağlayan bu güçler için İşte çeşitli ayinler düzenleniyor. İşte onların ölümü taklit ediliyor. O öldükten sonra tekrar canlanması karşımıza çıkıyor. Mesela o Oyun ve Büyü'de geleneksel Türk tiyatrosu kitabının girişinde Metin Han bunları, evet, işte Dionysos ve Türk Köylüsü kitabında da, Anadolu Köylüsü kitabında da onun üzerinde duruyor. Yani ölen... Evet evet, o işte şey dökülüyor, kömür tozu dökülmüş kara şahıs. Evet. İşte bütün şeyi de gidiyor, insanlardan bir şey istiyor, yüzsüzlük yapıyor falan. Ama en sonunda o adeta şey gibi, hani soytarıya bir günlük krallık veriliyor ya, ondan evet, sonra da kovuluyor, ondan sonra dövülüyor falan, aynen onun gibi. Bu sefer una bulanmış, beyazlar içinde işte baharı temsil eden, bolluğu, bereketi, ışığı temsil eden öbür şahıs geliyor ve bu sefer o kara şahıs oradan uzaklaştırılıyor. Sembolik anlamda kış ve bahar. Aynı şeye bakıyorsunuz, işte bu cemreler düştüğü zaman Şubat ayında, işte Şubat dışarı Mart içeri diye o Gürbüz Erginer'in kitabında, Uşak Meteorolojisi ile ilgili kitapta bu tipten inanış ve uygulama örneklerini görüyoruz. Evin duvarları mesela süpürgeyle adeta bir tür arındırma işlevinden geçiriliyor. Tütsüleme yapılıyor. Evin içinin pire dışarı, işte Mart içeri filan. Kış, karanlık, ölüm, hastalık, pire artık uzaklaşsın gitsin. Onun yerine ışık, bereket, bolluk gelsin, iyi şans gelsin amaçlı yapılan bir tür adet veya bir tür şey olarak da, ayin olarak da karşımıza çıkıyor. Bu ayinler günümüzde mesela hocam özellikle bahar temizliği olarak hala devam ediyor ya hocam, işte bahar geldi. Evet evet. Camları siliyorlar, işte evde ne var ne yoksa her şeyi yıkıyorlar hocam. Tabii tabii. Tam bayrama hazırlık değil mi? Evet. Aslında onun bir kalıntısı, günlük hayatımızda yaşıyoruz yani. Tabii belki sembolik bilinçsiz, olarak. Belki bilinçsiz. Evet. Bir sembolik olarak aslında bunu gerçekleştiriyoruz. Yani yine orada işte kışı temsilen bir tür çile, perhis şeyi geçirilir, aşaması geçirilir. Ya da Osiris'in ölümü, işte yer altına inişi, Dumuzi'nin yer altına inişi ya da Adonis'in ölümü, işte onu kıskanıyor güzellik tanrıçası ve domuz şeyine girip, yabani domuz kılığına girip işte onu parçalıyor, öldürüyor ama yer altında. Ama sonra tekrar annesi canlandırıyor, tekrar yeryüzüne çıkartıyor. O hikayede de olduğu gibi. Bu sefer işte bu ölen tabiatın, kışın ne yapılması gerekiyor? Karlar altındaki toprağın tekrar eriyip, bahara gelip tekrar bereketi, bolluğu sağlaması gerekiyor. Tıpkı o
kış döneminde olduğu gibi perhiz, oruç ve kısıtlanma şeyi var ve ondan sonra o süre bitiyor ve bakıyorsun işte bu dönemlerde işte Yahudilerde hamursuz bayramı, şeyde geçen hafta bayram olarak kutlandı Paskalya değil mi? Yoğurtlar değil mi? Evet. Tam bu döneme işte bizde evet. De 21 Mart Nevruz, işte 5-6 Mayıs Hıdrellez'e denk düşüyor. Şey fark etmiyor yine bu şeyden kıştan bahara geçiş. Tabiatın tekrar güçlerinin çağrılması, bereket getirici güçlerinin çağrılması, onlar için kanlı kansız adeta kurbanlar verilmesi ve toplumun da bir arada o inanışa, o güce sahip olarak bir arada bunu gerçekleştirmesi. Ermeni komşularımız şey diyorlar, ben Şişli Bomonti'de oturuyorum da bu şeyde civarda çok fazla Ermeni komşumuz da var. Onlardan işte birisi şey diye söylüyordu, biz diyor işte İsa öldü diye, İsa dirilecek diye şey yaparız ve pazar günü geldiğinde de işte rahip İsa dirildi diye bizi müjdeler. Biz de işte o senenin bolluk bereket içinde geçeceğine inanırız. Mesela şeyin kitabında da, Metin Andık'ın kitabında da bir anekdottu. Ya İsa dirilmezse o zaman işte felaket, kıtlık içinde kalırız diye yine bir başkasının o cümlenin devamını getirdiği ilgili bir bilgi var. Yani tabiatın uyanması, toprağın uyanması, yine tarıma dayalı buğday başaklarının üretilmesine dayalı bir inanış orada karşımıza çıkıyor. Yine işte Adonis'in öldürülmesi hikayesi aslında baktığınız zaman buğday başaklarının kafasının kesilmesi demek. Tıpkı işte Güney Sibirya'da rengeyi yetiştiriciliği yapan Türkler gibi orada da karşımıza şey çıkıyor. Ne denir? İşte ayin sırasında o geyi öldürüyorlar ama ruhundan özürler dileyerek. Ve bütün herkes geliyor, onun etinden bir parça alıyor. Çünkü kutsal bir varlık, o kutsallık onların üzerine iyi talih olarak, bereket boluk olarak gelecek diye bir anlamda işte temas büyüsü gerçekleştirmiş oluyor. Anadolu'da yine onun benzeri hocam. Kanlı kurban törenlerinden mesela. Ben hatırlıyorum çocukluğumda köye gittiğimizde, Sivas'tayız biz de hocam. Oraya gittiğimizde kurban kesildiğinde hemen o sıcak kanı parmak batırılır ve alınlara. Alınır. Evet. Evet. Şeyde bu kurbanla ilgili de çok ilginç bir anekdot okumuştum. Mesela Türklerde ruh, can, kemikte bulunuyor, kanda bulunuyor. Evet. Sümerlerde de ruh ciğerde bulunurmuş. O yüzden de kurban kesilen hayvanın etinden ilk onu kurban olarak kestiren şahıs yiyor. Ama neresini yiyor? Ciğerini yiyor. Onlara göre de Sümer mitolojisinde de ruh, can, ciğerde bulunuyormuş. Yani o da ilginç bir şey olarak bu coğrafyaya işte geleli 1000 seneden fazla olmuş değil mi? Yani 1071'den önce de Anadolu'dayız. Bununla ilgili pek çok tarihi belge. Arkeolojik veriler var. Yani 400'lü yıllarda İspanya'ya kadar gittiysek işte Hun komutanların mezar taşları çıkıyor oralarda. İspanya'da Hun komutanının ne alakası var diyorsun. İşte alaka bu. Dünya tarihinde, dünya coğrafyasında yayılmış bir millet olarak da. İşte bu tipten şeylerden de etkilenmişiz. Yani kültür ödüşlenmiş. Evet evet. Yani tamamen o etkilenme. Yani mesela şey konusu, bu sünnet konusu da mesela bununla ilgili. Yani bakıyorsunuz Sümer'de ve Mısır'da var. Ve orada tamamen bereket tanrısına verilen pay olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl ava gittiği zaman avcı av tanrısına o avından bir parça bırakıyorsa ormana, geldiği zaman işte evin şeyin büyüklerinden, köyün ya da kabilenin büyüklerinden itibaren hiyerarşik olarak nasıl o av etini pay ediyorsa, aynı mantık orada da işte bolluğu, bereketi, üremeyi sağladığı için çoğalmayla ilgili, bereketle ilgili Tanrı'ya pay verme anlamında sünnet şeyi oluşmuş, uygulaması. Ve bakıyorsunuz Mısır'dan bu adet Yahudiler tarafından tekrar Orta Doğu'ya gelindiğinde taşınmış. Ve Yahudilikte var bakıyorsunuz. O Hristiyanlık şey yapmamış, bunu uygulamamış. Ve bu sefer İslam'da yine Yahudi kaynaklarını, o temel dini kaynaklara atıf yaparak devam ettirmiş. Ama bu bir aidiyet meselesi olarak bu sefer evrilmiş. Yani temeli bambaşka bir şey. Ama sonra kazandığı anlam çok daha farklı bir şey.
Ya da ne bileyim mesela kurban meselesi tamamen kıt kanaat geçinen toplumun bir tür paylaşımcı, işte o beraberliği sağlama amaçlı uyguladığı bir şey. Yani yiyecek maddeleri kısıttı ve kurban vererek işte dayanışma oluşsun, toplum bir arada tutulsun. Dayanışmacı bir zihniyet. Yani baktığınız zaman. Ama günümüze gelin tamamen o kapitalist sistemin içinde kendi statüsünü göstergesi olarak kurban artık bambaşka bir şey haline dönüşmüş. Kurban bayramı amacından çıkmış, dayanışma şu bu, hak getire. Bir tür tatil, bir tür tüketim ne denir, kültürü içinde bir periyot haline dönüşmüş. Bu da modern toplumun getirdiği işte ne diyelim içerik farklılaşması, mahiyet farklılaşması, işlev değişikliği. Böyle şey yapabiliriz, yorumlayabiliriz. Evet hocam. Yüzyıllardır baktığımız zaman dünya milletlerinin edebiyatlarını, işte sanat eserlerine ilham kaynağı olarak hep mitleri görüyoruz ve günlük hayatımızda da bunun birçok alanda karşılaşıyoruz. Örneğin gittiğimiz bir resim sergisinde ressam ilhamını mitlerden aldığını görüyoruz. Evet. Ya da bir operada işte bestecinin yaptığı bestedeki duygular, okuduğumuz bir romandaki konu seçimi, ipuçları, yazar direkt mitlerden beslendiğini görüyoruz. Mitolojinin aslında günlük hayatımızda farkında olmasak da çok büyük yansımaları var, değil mi hocam? Evet evet tabii ki yani küçük adetler olarak yaşıyor ya da büyük sanat eserleri haline dönüşüp yaşıyor. Yani Mimar Sinan Üniversitesi'nde lisansımı bitirdim. İşte 22 yıl orada görev yaptım. Mesela Mimar Sinan Üniversitesi'nin amblemi Athena baykuştur. Evet, çünkü görünenin arkasındaki görünmeyeni görür sanatçı. Tıpkı karanlıkta gören baykuş gibi. Baykuş aynı zamanda bilgelik tanrısı, işte sanatçıların hamisi olan Athena'nın da sembolüdür. Yani bakın bir üniversitenin sembolünden tutun, filmlere kadar bunu görebiliyoruz. Üniversite logolarıyla ilgili Doktor Emine Çakır'ın güzel o mitolojik amblemleri de açıklayan bir makalesi de vardı hocam. Sonra yayın evi logoları vardı mitoloji araştırmalarında. Evet. Sizin de şöyle göstereyim yazınızın yer aldığı hocam. Burada da yayın evi logolarını incelemişti yine mitolojik bağlamda. Oldukça fazla yani hani farkında olmasak da gittiğimiz üniversitenin, gittiğimiz kafenin, gittiğimiz ya da alıp okuduğumuz kitabın yani her yerde karşımıza çıkıyor bu mitik amblemler, sembolik. Evet, evet. Hatta bir bilgisayar şirketinin işte alt şeyleri, ne denir, tipleri tamamen mitolojideki belirli hayvanlarla, belirli sembolik nesnelerle şey yapılmış, adlandırılmış. Geçenlerde öyle bir makale okumuştum. Yani çünkü insanlığın temel değerleri, yani hani Yahudilikteki o 10 emir vardır ya, öldürmeyeceksin, evet, zina etmeyeceksin. Bunlar insanları bir arada tutabilmek için, toplum haline dönüşülmesi için konan kurallar. Yani bunlara uymayacaksan zaten toplum olamazsın. Zaten ortak üretim olmaz. Bunun gibi. O da zaten bütün dinlerde var. Aynı yasaklar. Emir. Tabii tabii yani insan olmanın, toplum olmanın en temel işte kabul gerektiren kuralları bunlar. Yani işte Türklerde hukuk tanrıçası var mı? Adalet tanrıçası var mı? Yani Türk mitolojisi dersi açtıracağım zaman öyle bir şeyde yaklaşmışlardı. Biraz alaycı bir şekilde Türklerde mitoloji var mı? İşte mitoloji eşittir Yunan mitolojisi değil. Yani mitoloji tamamen düşünsel kalıplar, zihinsel kalıplar. Her toplumun dünya ile ilgili, insan ilişkileriyle ilgili, toplumla ilgili değer yargıları var. Bunlara göre de oluşturduğu kalıplar var. Ve adalet tanrısı değil, tanrısı ve tanrıçası var. Ve iki tane de yazmanı var. Yakut mitolojisinde şeyde geçiyor yani. Çünkü adalet toplumun bir arada getiren temel kavramlar. İşte mevsimdi, dünyaydı. Bunları da baktığımız zaman bunları açıklayan şeyler olarak da karşımıza çıkıyor. Ve mesela bu Amerikan şey sineması bunları çok iyi yeniden üretiyor. Yani bildiğimiz işte Truva'yı tamamen bir Amerikan idolü üzerinden anlattılar. İlyada ve Odise'nin ruhuna rahmet okuttular. Yani oradaki bilumum şeylerin hepsi bir kenara atılmış. Sadece Brad Pitt'in işte yıldız haline dönüştürdüğü bir film haline. Bizdeki Cüneyt Arkın filmleri gibi tek karakterin kahramanlığı üzerine kurgulanan bir şey haline dönüşmüş. Amerikan sineması böyle. Yani dikkati toplayacak tek bir olay üzerinden de işte zeka seviyesi en düşük insanı bile hitap edecek şekilde
hikayesini, kurgusunu oluşturacak. Tabii burada tamamen. Bir tehlike de oluyor hocam. Bir süre sonra işte Simulation Simulator'da da botlar da bahsediyor gerçi bunda. Sahte olan gerçeğin yerini alıyor. Yani evet. Belleklerde ve kültürel belleklerde artık bir süre sonra Truva oradaki anlatılan gibi. Evet, evet. Hakikaten öyle. Maalesef. Maalesef öyle. Olduğunuz zaman o oluyor yani. Bir süre sonra gerçek yerini simülasyon olan, hayal unsuru olana bırakıyor. Evet. Yani daha da bunu şey yapabiliriz. Mesela Örümcek Adam ya da ne bileyim Superman ya da Hulk mesela kendi adaletini şey yapan üst insanlar anlatıları olarak çıkıyor. Ve ondan sonra bakıyorsunuz Amerika'da işte silahı elini şey yapan herkesi dümdüz ediyor. Yani böyle bir ego şişmesi bakıyorsunuz. Hani tamam bunların etkisi var mıdır? Doğrudan tabii ki etkisini söylemesi mümkün değil. Ama bir tür kahraman ihtiyacı. Ve yeri geldiğinde ben de o kahraman olabilirim. Çünkü bakın Örümcek Adam sıradan bir liseli. Yani aslında bir tür... Çalışıyor. Ezik biri. Hatta. Evet evet. Ergen çocuk şey fantazisi. Evet. Yani hiç kimsenin şey yapmadığı bir çocuk bakıyorsunuz işte anında bir radyoaktif işte örümcek ısırığıyla üstün güçleri olan bir varlık ve bütün insanları koruyan, insanlık adına şey yapan bir kahraman haline dönüşüyor. İşte küçücük bir çocuk işte treni durduruyor değil mi? O sahne çok ilginçtir. Evet. İşte şey düşüyor ve aa sen çocukmuşsun. Ondan sonra bu sefer kötü adama hepsi birden şemsiyesini atıyor, şeyini atıyor değil mi? Halkın şey yaptığı, benimsediği bir kahraman haline dönüşüyor filan filan. Yani bu kalıplar aslında tekrar tekrar üretiliyor ama burada işte devreye şey giriyor. Yani bir kısmı hiç masumane üretimler değil. Yani mesela küçükken en sevdiğim şeylerden birisi Battal Gazi ise ikincisi de Süpermen'di. Evet. Yani sizin şeyde neslede o geldi mi bilmiyorum ama biz açıkçası Cüneyt Arkın filmleriyle büyüdük. Televizyonlarda, sinemalarda falan ve Battal Gazi ortaokul döneminde benim kahramanımdı. Mutlaka bir tane de tahta kılıcımız vardı. Tarkan. Çünkü evet, sonra bizden öncekilerde Tarkan vardı. Bizden öyle büyükler mi? Mesela Tarkan Karamurat okuyorlardı. Şey, yo ben TRT'de izliyordum da hep hocam TRT sinemada falan çıkıyordu yani. Cüneyt evet, Arkın, Battal Gazi, savunun Battal Gazi geliyor. Hatta Tarkan seri halde. Tabii. Tarkan işte dişi kurt, yok kurt da hatırlayamadım da öyle Evet. serileri vardı. Evet. Ama o Cuma günleri çıkardı işte Kara Murat'ta şey Tarkan'dı. Aram. Mesela bizden büyük olanlar gidip onları şey yapıyordu. Bizim kuşaktan biraz önceydi. Ama tabii işin sinema tarafı var. Sinemada da daha 70'lerden itibaren başlamış o üretim. Ben de sizin kuşaktan sayılırım herhalde hocam. Yani işte bir beşer yıllık işte bir fark var. Yani çok fazla şey değiliz aslında. Ama yine de öğrencilere bazen derste soruyorum işte şu filmi seyrettiniz mi? Hayır. Bu şeyi yaptınız mı? Hayır. Bazen hakikaten yani senin yaşında değil bunlar. Duygusunu o zaman acı bir şekilde görüyorum. Yani bunu bile okumamışlar, bunu bile seyretmemişler falan. Bilmiyorlar. Evet. Evet. Ama işte bu sefer de o sinema endüstrisi icat edilmiş mitolojiler önüne koyuyor. İşte bakın Superman. İşte yok olmuş bir gezegenden buraya geliyor ve bütün insanlığı koruyan bir şey haline dönüşüyor. Bir hegemonya merkezi ve o kimdir, nedir aslında? Amerikan jandarması. Yani o kapitalist sistem yeniden bunu kahraman hikayesi olarak üretiyor. Ve bakıyorsun işte denetimden çıkmış bilim adamını cezalandıran, işte banka soyan şeyleri, hırsızları hizaya getiren bir kahraman olarak devletin polis gücü olarak şey yapıyor. Ya da dünyayı işte kurtaran yine Amerikalı bir kişi. Yani evet. Bütün yani, filmlerde öyle ya hocam. Her zaman evet, dünyayı Amerika kurtarıyor. O Independence Day vardır. İşte uzaylılar geliyor, dünyanın enerjisini sömürüp gidiyorlar ve Amerikan başkanının liderliğinde bütün dünya işte uzaylılara yani, karşı savaşıyor, kazanıyor. Halbuki aslında dünyayı sömüren kim? Amerikalılar yani. Yani aslında asıl... Amerikan rüyası ortaya çıkıyor yani. Bütün Amerika'nın önderliğinde birleşmiş bir dünya hayali. Evet. Yani sömürge sistemi hayali diyelim daha doğrusu. Evet evet tamamen ona aslında hizmet ediyor. Ama biz bakıyoruz ki işte bu destanlar, mit kahramanları falan tam tersine bir defa bireyin kurtuluşu, bireyin dünya ve öteki alemle, maddi ve manevi alemle bütünleşmesini sağlayan biyografik modeller sunmuş. İşte Joseph Campbell'ın
Türkçe'ye Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu diye çevrilmiş olan kitabı. Kahraman'ın bin bir yüzü ya da bin yüzü demek herhalde daha uygun olurdu. Ya orada bakıyoruz aslında o Hint dervişlerinden, Hint fakirlerinden tutun da ne bileyim işte şeylere kadar bu kahramanlık destanlarına kadar hepsi insanın kendisini ispat etmesi, o topluma yararlı olması, o toplum tarafından kabul edilmesi ve toplum adına savaşıp toplumu temsilen şey yapıp ne denir savaşıp işte maddi ve manevi anlamda özgürlüğünü ele geçirmesiyle ilgili bir süreci anlatıyor. Ama bakıyoruz işte bu modern üretilen şeylerde işlev, amaç farklılaşmış. Bir bu. İşin bu boyutu farklı. Onun dışında son dönemde özellikle çok fazla bu Amerikan sineması işte iki stüdyo sürekli üretmeye başladı. Her sene bir tane mitolojik anlatı çıkartıyorlar. Oradan da gelen etki. Ressamları da şeyleri de bizim bu sefer kültürümüzde ne vara yönlendirdi. Bu iyi oldu. Yani tek tek mesela şeyle ilgili şeytani varlıklar üzerine işte tez de yapıldı. Biliyorsunuz işte şeyler de yapılıyor. Ne denir? Makaleler de yazılıyor. Makaleler. Tek bir alkarısı üzerine bakıyorsunuz, inceleme çıkıyor ve mesela İstanbul'da Aslı Ekin diye bir ressamın, Mimar Sinan'dan mezun bir ressamın şeyle, sergisiyle karşılaştım. Yani Altay mitolojisindeki, Yakut mitolojisindeki bu şeytani varlıkları işte zihninden nasıl imgeselleştirdiyse onu tabloya aksettirmiş. Yani benim için hakikaten bir... Paylaşmışsınız galiba sosyal medyada. Evet. Ben Hatta hatırlıyorum. o şeyde de ressamla da bağlantı kurduk. İşte sunum yapacaktı. Sonra onu sözlük haline dönüştürmüş bir başka arkadaş. Onlar gelip şey yapacaklardı. Bu korona tedbirleri devreye girince maalesef önümüzdeki öğretim yılını bıraktık. Umarım ya önümüzdeki İnşallah. sene güzel bir sunum Biz olur. de geçen programda Seçkin Sarpkaya var, Ege Üniversitesi'nde doktor öğrencisi. İyi çalışıyor hocam. Evet, o O yapmıştı. onun Efsanelerde. evet, demonik varlıklar programını yapmıştık. Orada da o şeytani varlıklardan Türk kültüründe özellikle bahsediyordu. Evet. Yani çünkü Güzel müthiş bir evet. şey Yenilik var. var. Hem ilgi var, hem piyasanın desteklediği bir nedeni korku filmleri, gotik filmler şeyi var. Yani biz farkında değiliz aslında. Ben oldum olası korku filmlerini sevmem. Yani komedi filmi varken dünyaya bir kere gelmişim. Yani kendime şey işkence çektireyim. Ama bunlara artık şey yapan müptela olmuş bir sürü insan var ve sektör de bunu sürekli şey yapıyor, destekliyor. Ve ister istemez bu ilgi işte bizde ne vara dönüşmüş durumda ve bizdeki şeyler yavaş yavaş ortaya çıktı. İşte filmleri yapılıyor, Araf'tan tut işte bilmem Dabbe'ye kadar işte Ecinli'ye kadar filan. Yani popüler kültür Ha, içinde de onlar biraz daha şey, İslami karakterli hani korku, dini motifli diyelim İslami karakterli korku filmleri. Diğer taraftan Batı'da üretilen korku filmleri de bu sefer bizde şöyle yapıyor. Ben mesela Batı'da üretilen korku filmlerini izlerken genelde hep gülüyorum. Ya ne kadar saçma, böyle bir şey olabilir mi? Niye? Çünkü kültürel bellekte, kolektif bilincimizde Evet. o korkulan varlığın bir karşılığı yok bizde, boş. Çağrışım gücü Saçma yok. geliyor. Tabii saçma Evet. geliyor. Ama bu sefer Dabbe ya da işte Ecin'de vesaire bizde var olan, gerçekte var olan bir hani Biraz gıdıklıyor, kaybolacak şey tabii. yapıyor. İzleyemiyorum. Ben mesela izleyemedim pek çoğunu. Bir yerden sonra ya da işte gece tek başına izledikten sonra uyuyamıyorsun yani hocam. Bilinçaltını Vallahi ben şeddi. 6. hissi seyrettiğimde bile bir hafta şey yapamamıştım. Yani yatakların altını falan kontrol etmeden uyuyamamıştım. Müthiş Yani o... bir bilinçle de oyun oynuyor Evet. yani bu sinema dediğimiz şey. Şimdi Evet. bir çalışma yapıyorum hocam. İnşallah gerçi söyleyelim buradan da hani kabul olursa post doktora için başvuracağım. Sanal gerçeklik ve mitoloji üzerine mesela. Çok güzel bak. Yani Müthiş çok da müthiş. malzeme de çıkar. Yani farkın hocam yani eğer kabul olursa işte bu burs programı tabii korona da geçerse seneye gidip işte bunun üzerine araştırma yapacağım. Bu sanal gerçeklik olayı bir adım daha taşıyor hocam ileri. Evet. Da insanların o eski korkularına şey yapan, hitap eden
onları adeta gıdıklayan, kışkırtan bir şey yönü de var. Şimdi istersen bu gündelik hayattaki Tabii. şeylerden birkaç örnek vereyim. Yani o sorunun ikinci kısmına uygun bir şekilde. Onunla ilgili oluşturduğum bir liste vardı. Yani şöyle hatırlatıcı mahiyette şöyle bir üzerinden geçelim istersen. Yani bunu derslerde falan da çokça anlatıyorum. Çünkü her gün her şekilde karşımıza çıkan unsurlar. Mesela evin eşiğinin niye basılmıyor? Çünkü her şeyin ruhu olduğu gibi evin de bir koruyucu ruhu Evet. var. Yani eski Yunan'da, Roman'da Hestia, Vesta diye geçiyor. İşte ne denir? Evin ocağında bu aileyi koruyan ruhlar olarak hep inanılmış. Ocak Bizde de kutsal. ocak Evet. kutsaldır. O yüzden suyla söndürülmez. Evet. O ocak ateşi yatırılır. Sonra sabahleyin yakılmak istediği zaman o Uyandırılır. kül uyandırılır, değil mi? Adeta yaşayan bir varlık gibi Tabii. insanlara yüklenen o şeyler, fiiller, bakın ona da yüklenmiş. Su Ama dökmek sonuç zorundaysanız da besmele ile ya da farklı ritüellerle onu hani suyu dökersiniz. destur çekerek, değil Tabii. mi? Tabii. Tabii. Yani mutlaka o üç harflere adını almayalım, değil mi? Öfemizm mi Evet. yapıyoruz? Bak örtmece yapıyoruz. Adını Evet. anarsak o da gelir diye. Evet. Onlara saygısızlık etmemek, onlardan gelecek kötülükleri kendi üzerlerine çekmemek için de işte destur isterler, bunu da yaparlar. Ama sonuçta evi koruyan ev iyisinin makamı evin eşiği olarak görülüyor. Alevi Bektaşi kültüründe de cem yapılan salonun eşiği kutsal olarak görülüyor. Bizim öğrencilerden birisi derleme yaparken sormuş niye basılmıyor diye. Hazreti Ali makamı demiş. Yani o yüzden bizde şeye basınıyor. Ev iyisi, evi Evet. koruyan ruh, bakıyorsun orada İslami bir örtü altında Hazreti Ali makamı olarak bu sefer tekrar üretiliyor. Yine ben bir derlemede hocam türbeler derlerken Alevi Bektaşi kültüründeki bir köye gitmiştik. Orada da türbeye girerken eşi eğilip öpüp içeri Evet. giriyorlar. Evet, Yani evet. O mezarlarda falan da evet. vardır. Öyle bir duvar gibi bir şey vardır. Mecburen eğilip geçmek zorunda kalırsın. Yani oradaki yatan şahsa hürmet Saygı, ederek. evet. Adına. Tamamen ata kültü, ölüler kültü, işte veri kültü olarak aynı şekilde devam ediyor. Yani işte Suudi İslam anlayışı var, İran var, Türkiye Var. işte Vehhabi, Şii ve Sünni İslam yorumu diyelim. Mesela bizde bu eski Türk inanışlarıyla bağlantı olarak ölenlerin ruhlarının ne denir, saygı görmesi gerektiği ilgili inanışlara Aileyi sahip. koruduğu. İşte ne denir, pek çok duada Allah'ın sevgili kulu olduğu için işte aracılık üstlendiği ile ilgili yorumlar var. O yüzden de şirk koşmak olarak da pek çok din alimi tarafından da hoş karşılanmaz. Ama mesela Vehhabiler şeyin üzerinden otoban geçiriyorlar, değil mi? Sahabenin mezarının üzerinden. Mezarlık diye bir kavram yok zaten. Evet, yani belli olmaması gerekiyor. Toprakla aynı hizada olması gerekiyor. İşte bu şeyi yok edebilmek için, ölüler kültü inanışını yok edebilmek için onlar öyle şey yapmış. Ama biz de tam tersini, ona saygı gösterip devam ettiriyoruz. Yani orada kimin yattığı, ne yattığı belli değil ya da gerçekten birisi yatıyor mu orada bilmiyoruz ama mutlaka yaşlarımız gider bir dua eder. Adeta bir görev olarak onu yaparlar. Ya da bakıyorsunuz mesela şeyde, Beykoz'da var. Hazreti Yuşa Gürşah Tepesi. ziyareti, değil Evet. mi? Mesela Evet. 2 metrelik bir uzunca şey vardır. Ama bakıyorsunuz arkeolojik şeylerde orada bir Bizans komutanının şeyi çıktı, lahdi çıktı. Yani aslında orası tam bir gözetleme alanı. Yani askeri bir kontrol noktası. Boğazın kontrol edilmesi için. Tıpkı Aziz Mahmut Hüdayi şeyinin Üsküdar'da olması gibi. Öbür tarafta Beşiktaş tarafında başka bir tekke var. Bunlar aslında Boğaz'ın kontrol noktaları. Ve eski dönemlerde bir tür ne denir, ayin alanı. Sonra bakıyorsunuz işte İslami kültür içinde bunlar yeni örtülerle İslamileştirilerek o kutsallığını korumaya devam etmiş. Yani bu da ancak mitolojiyle mitolojinin dini örtü altına devam etmesiyle, o kutsallığın yeni kutsallıkla devam etmesiyle ancak şey yapabiliriz. Yani insanların işte üzerlerinde muska taşıması, hamayıl taşıması aslında bunlarla ilgili bir şey. Mesela hamayılın içine canlı şey koyuyorlarmış. Kertenkele. İşte al karısı geldiğinde anneye veya bebeğe değil, annenin karnındaki bebeğe değil, ona yönelsin.
işte hedef şaşırtma aslında. Brezilyalı erkekler de şey yapıyorlarmış, karınlarına yastık koyuyorlarmış. İşte hamile o zannetsin diye. Kandırma. Halbuki evet evet kandırma amaçlı yapılan bir şey. Mesela dövme yaptırmak, piercing takmak falan tamamen koruma amaçlı. İşte o maden çağından gelen, madenin kutsallığı ile ilgili, onun içinde güçlü bir enerji olduğu ile ilgili inanış. Bakıyorsunuz işte küpe takmak ya da ne bileyim dövme yaptırmak olarak karşımıza çıkıyor. Dövme yaptırmak o kutsal varlığın bir tür ne denir? Çizim halinde adeta put nesne değil ama o koruyucu ruhun imgesi kendi bedenine şey yapılarak o koruma kötü ruhların vücuda girip ona hastalık getirmesini engelleme amaçlı bir büyüsel işlem olarak karşımıza çıkıyor. Ya da işte kulağı çekip tahtaya vuruyor değil mi? Niye duvara değil, niye metale değil de niye tahtaya? Çünkü ağaç. Tahta ağaçtan değil mi? Evet. Axis mundi ölüp dirilebiliyor, işte evet. Yaprağını döküyor, tekrar şey yapıyor filan. Onun içindeki güçlü enerjinin o insanın vücuduna giren ya da girebilecek kötü ruhların adeta bir tür paratoneri gibi algılanıyor. O yüzden tahtaya vuruluyor. Ya da işte aynaya bakılmaz, işte kuyuya şey yapılmaz falan. Çünkü buraları öte dünya ile bu dünya arasında bir tür geçiş alanı. O yüzden gece bakılmaz. Çünkü gece kötü ruhlar, aynen. Erliğin oğulları, kızları yeryüzüne çıkıyorlar falan. Bunun gibi inanışlarda birer şey olarak da adet olarak da gündelik hayat içinde karşımıza çıkıyor. Aynı burada, yine hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. İslami motifte de mesela dinci hocaların olağanüstü varlıkları çağırmak bu dünyaya, çağırmak için kullandığı bir nesne olarak suyla beraber. Evet, gayb'dan çağırıyorlar değil mi? Su ve geçiş köprüsü olarak. Hani ayna kırılması da herhalde onunla alakalı. O geçiş, i̇şte geçiş noktasını kapıyı şey yapıyorsun, evet. O zaman kötü ruhlar burada kalacak. Evet. Bunların bu kara büyü gibi şeyler İstanbul folklorunda çok fazla var. Onlarla ilgili kitaplarda da çokça görüyoruz. Bunu da şey diye açıklıyorlar. İşte bu özellikle Kuzey Afrika'daki köleler İstanbul'a hizmet için getirildiğinde bunlar sonuçta eski kültürlerini burada da devam ettirdiler. O yüzden İstanbul folkloru içinde bu tipten kara büyüler daha yaygındır, daha bilinir. Ne bileyim mesela Edirne Kapı'da otururken aşağıdaki şeyde kilisede bir papazın papaz büyüsü yaptığını inanıyorlardı. İşte gayet de güzel paralarla oraya gidip büyü yaptırmaya çalışıyorlardı hanımlar falan. İlk duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Yani Müslümansın sen ve gidip bir Hristiyan din adamına büyü yaptırıyorsun falan. Ama işte bak kısmeti açılacak. Ama işte gidip bir şey bulacak, iş bulacak veya üniversiteyi kazanacak falan. İşte çaresizlik insanları bu tipten büyüydü, ayinde ya da başka tür inanışlarla onu telafi etmeye ya da geleceği görme amaçlı, önünü görebilme amaçlı bu tipten şeylere yol açmış. Aslında tamamen insanın acizliğinden kaynaklanan bir şey. Gidiyor hastaneye, ilacını alıyor ama gidip yine de duasını ediyor. Yani evet. Her ihtimale karşı değil mi? Garanti. Orada da tabii tabii garanticilik. Aslında ama garantilemek değil de o kolektif bilinçte o kodlanmış zaten hocam. Onu mutlaka evet. Yapması lazım. Yani ne kadar modern toplulukta yaşarsak yaşayalım. İşte biraz önce bahsettik. Mitolojik bilinç dediğimiz şey. Yani antik dönemler ya da primitif dönemlerden itibaren günümüze kadar bu kodlanmış. Yani bir anda insanın alışkanlıklarından vazgeçmesi mümkün değil. Mümkün yani, değil. Dolayısıyla doktora da gidecek ama bunun yanında yine de gidip duasını edecek ya da o ritüel neyse o hastalıkla evet. ilgili ocaklılar da var. Ocaklıya da gidecek yani alternatif. Tıp dediğimiz. Tabii. Oradaki mekanizma da yani iyileşeceğine olan inanıştan dolayı vücut, beyin, işte lenf bezlerine uyarı verecek ve lenf bezleri daha fazla işte beyaz hücre üretecek. Yani bir anlamda iç tamir mekanizmasını aslında harekete geçiriyor. Yani şamanın yaptığı büyüden sonra da insanların iyileşme moduna girmesi bundan dolayı ya da ne bileyim hastane ziyaretinde öyle değil mi? Hepimiz söyleriz işte moralini yüksek tut ki evet. İyileşesin. İyileşmeyi nasıl sağlayacak? İşte vücut daha fazla beyaz hücre üreterek. Bu da nasıl oluyor? İşte beyne olumlu mutluluk. Mesajlar, mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlayacak şeyler yaparsak. Bu da onlarla ilgili. Yani iç mekanizma harekete geçirmek aslında. Doğru. Diğer taraftan gece tırnak kesilmez mesela hocam. Evet. Ben de ders anlatırım onu. Valla onu ben şey olarak algılıyorum. Yani bir defa akli sebebi nedir? Çünkü yani köylük yere gittiğiniz zaman koyun kırkma makaslarıyla kocaman kocaman makaslar
Ya da daha büyük kılıç ya da pala gibi bıçaklarla. Evet evet bir de onlarla da tabii. Yani elektrik yok, aydınlatma son derece kısıtlı. Yani köylere elektrik 1978'de ancak ulaştırılabildi değil mi? Yani benim çocukluğumda... Hatta 85-90'lara doğru elektrik olmayanlar yerler vardı hocam. Vardı. Tabii tabii şeyde bile yani işte Gelibolu eşim, Gelibolu'ya gittiğimizde bile bu tipten şeyleri duyabiliyoruz. Yani 80'lerde bile pek çok köyde şey yoktu diye. Yani bir defa yani yeterince ışık yok şey yaparsın, sakatlayabilirsin. Akli, rasyonel yani şey de bu. Uçuruyorsun bir an. Evet. Bir de yani. Çok keskin yani hocam. Çünkü evet, evet. Her an bir hayvan belki kazaya uğrayabilir, ölebilir. Yani bunlar olmak var bir de orada. Tabii. Aslında orada işte şey eski Türk inanışları da mitolojiyle bunu nasıl bağlantılandırabiliriz diye düşündüğümde aklıma şey geliyor. Yani ruh kemikte demiştik ki hani evet. Tırnak da kemiğin uzantısı olarak görülüyor. O yüzden de yani tırnak mesela yer altına düşmesin. Saçınız insanların sürekli yürüdüğü yere düşmesin değil mi? Çünkü parçayı etkileyen bütüne doğrudan yönlenebilir. Doğru hocam. Parça bütün ilişkisi. Tırnağınızı ruhlar gelip çalıp sizin bedeninize hakim olabilir. Düşün. Evet. Yani, tabii tabii. Bunlar. Evet. Çünkü gece vakti bunlar evet. Aktif oluyor. Erliğin oğulları, kızları yeryüzüne herhalde çıkıyorlar. Da. Tabii tabii. Bu yüzden. Bir de bu at murattır diye bir lafımız var değil mi? Yani at insanları istediği yere ulaştırıyor. İşte gelini, damadı ulaştırıyor, kavuşturuyor. Bir tür ulaşım aracı. Ama bunun dışında at özellikle Hunlarda, Göktürklerde hala da öyle. Kurban. Gök Tanrı'ya sunulan kurban yani insanların dualarının isteklerinin adeta bir tür şey taşıyıcısı. O yüzden at murattır diye bir tür şey haline dönüştürmüş. Canlı kurban törenlerinin yapıldığı yılkılar Orta Asya'da hala bu günümüzde. Bir kısmı yoksa... öyle şey canlı bırakılıyor. Bir kısmı ayrı şey kaza şey yapılıp yukarı doğru bırakılıyor. O, hakikaten fotoğraflarını bile çocuklara göstermiyorum. Çok şey korkutucu, ürkütücü. Doğru. Bugün bile hala hocam o yılkı atları kutsal kabul ediliyor. Ki %90'ı Orta Asya'daki Türklerin Müslüman olduğunu kabul edersek. Evet. Sırbiyan kısmı hariç tabii ki. Hala o canlı kurbanları sunuyorlar. Bırakıyorlar yani atları. Ve kimse ona dokunmuyor hocam yani. Evet. Artık onlar tanrısal bir konuma geçiyorlar. Kutsal bir konuma. Evet. Ya bunun daha değişik bir türevi mesela Yahudilikteki bu günah keçisi şey uygulaması. Yani bütün toplumun günahı bir keçiye evet. Yükleniyor ve keçi işte çöle bırakılıyor. Çölün cinlerine, çölün kötü ruhlarına işte bizim günahlarımızı al ve biz günahsız kalalım, arınalım gibi bir şeyle de günah keçisi tabiri olarak da dilimize kadar girmiş değil mi? Günlük aynı şey değil tabii ki de. Kullandığımız şey hocam yani günah keçisi. Yok yani hani evet. Size ait bir şey unsur değil ama herhalde en çok kullandığımız sözcüklerden bir tanesi. Günah keçisi miyim ben? Evet evet. Yani onun dışında ne bileyim mesela tavşan ayağı, kurt dişi gibi şeyler işte bolluk bereket getiriyor. Çünkü kurt her ne kadar Türk kültüründe totemizm yoktur desek de aslında totemizmin izleri var. Yani ondan türeme anlamında, onun örnek alınması anlamında, onun adının topluluk adı olarak kullanılması anlamında mesela Uygurlardaki o Türeş efsanesini bir insanın işte hayvandan türemesi şeklinde değil. Yani totemi kurt olan topluluğun kadınından o soy türüyor. Yani çünkü kurt diye nitelediği aslında totemi kurt olan topluluğun kadını, evet. Dişisi demek. Yoksa yani, insanla hayvan birleşiminden değil tabii ki. DNA'lar çok farklı, mümkün değil. O anca Doktor Moran'ın adasında oluyor. Yine evet. Çocukluğumdan gelen bir travmadır Doktor Moran'ın adası. Hakikaten korku filmi olarak da aklımda yer etmiştir. Yani sonuçta hayvanlardan daha üstün şeyleri sahip insanlar türetiyor. Ama tabii ki o doğal yapı, o vahşet, o parçalama, avlama şeyi ön plana çıkıyor. Ve bu sefer o adaya gelen bilumum şeyleri parçalamaya başlıyor onlar. Doktor Moro'nun adası böyle bir deneyin ürünü olarak çıkmış. Bir tür fantezi. Evet. Yine önemli geçiş törenlerimizden mesela 16 ve 17. 18'de hatta onunla alakalı, düğünle alakalı. Evet, evet. Yine bir tür şey benzerlik, bir tür temas büyüsüyle izah edebileceğimiz bir şey. Ağzına bal sürüyor ki ağzından tatlı dil
Vallahi şey gribe şey dikkat etmemiz gerekiyor bu korona Ben günleriyle. de alerjik en az 3 kere hapşırıyorum hocam. Öyle mi? Şeyde... Aman dikkat. Tam şimdi de şey bahar dönemi. Evet. Ondan sonra daha farklı anlamlar yüklenmesin işte cin geldi şey yapıyor diye. Akşamın bu saatinde. Programda konuşursak tabii olacak. Adını söylemedik ama işte Evet. geldiler falan diye. Onlar da pekala şey yapıldı. Tabii 20. yüzyıl insanı olarak böyle rahat gülerek konuşuyoruz ama bir 200 yıl önce şey olsaydı bakalım ne konuşacaktık onu bilemiyorum. Yüzyıla gitmeye gerek yok hocam. 1950'lerde bunu konuşamazdık herhalde ya da Evet. 40'larda. Ya işte işin güzel tarafı da bu. Yani şimdi İngiltere'de 6 ay şey İstanbul'da 6 ay kalan bir Rıfat diye arkadaşım var. Onunla da benzer şeyi konuşuyorduk. O da şey diyor, bak diyor Hristiyan dünyasında da aynı rahatlama var diyor. Yani o Hristiyan din adamlarının işte kilisenin oluşturduğu o inanç ve düşünce hegemonyası zayıfladı diyor. Bak Papa bile artık şeyi kabul ediyor diyor. O yüzden Batı'da da işte bu mitolojik anlatılar, Batı'da da bu tipten şeyler daha açık bir şekilde anlatılmaya, konuşulmaya başlandı. Ne bileyim İbrani mitleri kitabını bir Yahudi ve Hristiyan şey biri din adamı biri şey mitoloji incelemecisi oturup işte Tevrat'taki Yahudi kültüründeki mitolojik unsurları çıkartıyorlar ya da ne bileyim İncil'deki mitolojik unsurlarla halk bilimi unsurlarıyla ilgili adamlar oturup tez yazıyorlar. Yani bak siz de diyor işte halk inanışlarındaki mitolojik bağları işte kuruyorsunuz. Bunlarla ilgili yayın yapıyorsunuz. Yani bu biraz aslında günümüzün işte bilimsel düşüncenin tabana yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir rahatlamanın Evet. etkisi. Ama yani söylediğin gibi 1950'lerde 60'larda mümkün değil bunları bu kadar rahat konuşabilmek. Gönül Tekin mesela bu Divan Şiirindeki mitolojik temellendirmeden bahsediyor. Ferit Kam da bunları bilirdi diyor. Ama diyor yazmadı diyor. Çünkü diyor bunlardan çekiniyordu. İşte bu şey. Ama bu arada Gönül Tekin her şeyi Sümer mitolojisine bağlıyor. Değil. Yani sadece Sümer mitolojisiyle bunları anlatmamız mümkün değil. Orta Asya'dan getirdiğimiz şamanik, animistik pek çok şey de var, unsur da var. Onlar da devam ediyor. İşte bu gelin... Çok geldi divan şiirinde mitolojik Evet. unsurlar. Şimdi yeni kitabı çıkmış. Yeni makalleleri var. Eski makalelerini toplamış. O da yeni geldi. Büyük bir keyifle onu da göz gezdirmeye başladım. Bu gelinle ilgili şeylerden bahsediyorduk. Yine bakın dışarıdan gelen kadının işte uyumlu olması için, tatlı dilli olması için diline, ağzına bal sürülüyor. Ya da ne bileyim işte üzerinden buğday pirinç yine bolluk bereket getirsin amacıyla bir tür temas büyüsü gerçekleştiriliyor. Yani birer adet Hocam olarak bu buğday pirinç şeker serpmek noktasında geçen Esma Şimşek hocayla masallar üzerine konuşurken orada da aslında buğdayın işte elmanın bir tür kurban aracı olduğundan bahsetmişti. Bu buğday pirinç şekeri de o bağlamda saçı hani evet, geleneğin saçı kurban ver. kurmaya evet oraya bağlayabiliriz herhalde hocam. Tabii, yani birkaç şekilde yorumlayabiliyoruz. Yani bu da yorumlardan birisi olarak hem temas büyüsü hem işte Evet, tamam. kanlı kansız kurban değil mi? Evet. İkisini beraber de pekala şey yapabiliriz. Ne bileyim mesela birisi yola çıkıyor arkasından su dökülüyor. İşte Bakıyorum. yol iyesi varmış, yol ruhu. Evet. Mesela bu Roma mitolojisinde hem ticaret, tüccarlığı koruyan, ticareti koruyan bir ruh ama aynı zamanda yol ruhu olarak geçiyor. Çünkü tüccarlar sürekli yoldalar değil mi? İkisi bakın bir araya getirilmiş. Roma mitolojisinde o var. Bizde de yol iyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yolun ruhuna verilen bir tür kansız kurban, su. Ama bir yandan da temas büyüsü çünkü su gibi akıcı olsun gitsin gelsin. Yani birkaç şey bir araya geliyor. Ve o çerçevede düşünmemiz gerekir gibi. Yani hayvanlarla ilgili şeyler var. İşte baykuştu, tavşandı. Alevi Bektaşi kültüründe tavşan mekruh hayvan olarak kabul edilir. Kadınlıkla ilgili unsurlar hep onun mekruh olmasındaki sebep olarak erkek egemen yapının, tarım toplumunun şeyi ona giydirilir diyelim. Tavşan etinin yenmemesi. Evet, mesela Pervin Ergun mesela bunu şey olarak açıklıyor. Eski Türk şeyinde, inanışlarında tavşan yılı, bereket yılı. Tavşanın kutsallığına halel gelmesin diye bir örtmece yapılmıştır. Tıpkı işte börünün kurt olarak, bu kurt solucan gibi bir şey aslında ama örtmece olan kelime bu sefer o korkulan, kutsal olan varlığın yerine geçiyor.
Burada da aynı şey, örtmeci amaçlı olan bir şey bir anlamda onun şeyi haline dönüşmüştür. Onunla ilgili bir inanış haline dönüşmüştür diye izah ediyor. Ama bence orada nüfusun kontrol edilmesi anlamında. Çünkü avcı toplayıcı dönem çoban toplum aşırı nüfus şeyine gelemiyor. Çünkü asalak ekonomi fazla besin maddesi üretilmediği için nüfusu kontrol etmek zorunda. O yüzden aşırı cinsellik, aşırı şey öyle kontrol altına alınıyor. Ve bakıyorsunuz işte eline beline diline hakim olacaksın değil mi? Mani dininden işte Alevi Bektaşi kültürüne gelmiş bir üçleme olarak devam ediyor. Ama onun arka planında bu şeyleri de düşünmemiz gerekiyor. O yüzden aşırı cinselliğin, işte çok üremenin aslında bereketle ilgili ama bir yandan da kıt beslenme kaynaklarının o az nüfus içinde paylaştırılmasıyla ilgili olarak da bu sefer tukaka edilmiş bir varlık olarak da karşımıza öyle çıkıyor. Çünkü kadınlık doğrudan bu sefer tavşana izafe ediliyor. Yani işte mesela bir efsanede peygamberin kızı işte regl olmuş, peygamber içeri girecek ondan utandığı için o bezi dışarı atıyor pencereden ve o tavşan haline dönüşmüş ve öyle kaçmış gitmiş. Yani onun şeyini böyle bir bakış açısıyla izah etmeye çalışıyor. Yani bu şeyler aslında bir Bir şey, efsaneye dönüşüyor. birkaç şey üst üste geliyor. Evet. Bu örnekler oldukça fazla. Her Evet. birinin açıklayamayız ama bunları sizin yazılarınızdan merak eden izleyicilerimiz okuyabilirler. Hem gerek bu mitoloji, biraz önce gösterdiğimiz mitoloji araştırmalarında hem de çeşitli makalelerinizde mevcut hocam. Günümüzde öğrencilerime hep derste, mitoloji dersinde özellikle sorduğumda Türk mitolojisiyle ilgili neler biliyorsunuz diye. Yani temelde soru bu. Baktığımızda çok fazla bir bilgilerin olmadığını. Hatta olmadığı gibi hocam, işte mitolojik bir, bizim Türk mitolojisine ait bir dağ söyleyin, bir kahraman söyleyin dediğimde de Olimpos, Zeus gibi Yunan mitlerine ait varlıkları belirtiyorlar, söylüyorlar. Yani bizimmiş gibi o kadar çok hisselleştirmişler ki bunu. Evet, Şaşılacak maalesef. bir şey. Yani hani bizim değil dediğimizde bir Şaşırıyor. şaşırıyor tabii. Hani format atıyor kendini adeta. Daha sonrasında tabii bunun temelinde aslında biraz önce de bahsettik. Kültür endüstrisinin özellikle sinema, TV gibi araçları kullanarak Batı mitlerini, genelde özelde ise Yunan mitlerini aslında yeniden kurgulayıp sürekli üretmesinde yatıyor. Peki bizim sinema, işte oyun, film, tiyatro, turizm gibi kültür endüstrilerimiz neden Türk mitolojisini yeniden üretemiyor? Aslında Türk mitolojisi efsanelerle devam ediyor. Yani o kutsal metinler kutsallığını yitirdiği zaman eskiler böyle anlatırdı, eskiler böyle söylerdi deyip işte efsane olarak devam ediyor. Ama yani adamlar o kapitalist ilişkiler içinde parayı bastırıyor, işte çizerini, senaristini, onun filmini yaptırıyor, onun kitabını gayet süslü, güzel şeylerle. Oyuncağı Biraz onunla... yaptırıyor hocam Tabii sonrasında. tabii. Yani yeni karakterler ürettiriyor. Yani şimdi bir karakterin üretilmesi 10 bin dolardan falan başlıyormuş. Yani ne bileyim mesela oyun bilgisayar oyunlarında falan mesela bu karakterleri tekrar üretiyorlar, ürettiriyorlar. Ama bizim Burada 10 bin pek... dolar yatırdıkları onlara 1 milyon dolar olarak geri dönüyor ama. Tabii tabii, Bizim tabii bu ki. endüstriyi düşündüğümüz zaman sadece Evet. sinema olarak değil yani. Tabii. Yani orada işte hem onu üretecek olan istihdam alanları var. Yani bizim film şirketleri maalesef şey değil, kurumsal bir yapı haline dönüşmemiş. Haluk Bilginer'le onların tiyatrosuna gittiğimizde bir sohbet etme imkanı olmuştu. O söylüyor yani 1960'larda, 70'lerde diyor Türk sinemasına şey olan adamlar diyor kamyonla para kazandılar. Abartmıyorum kamyonla para kazandılar diyor ama bu parayı götürüp başka alanlara yatırdılar diyor. Sinemaya tekrar o para geri gelmedi diyor. İşte para geri gelmeyince stüdyo kurulmuyor, işte teknik alet edevat getirilmiyor, insanlar onu üretecek olan insanlar istihdam edilmiyor. Onun sonucunda işte anlık ilhamla yazılmış, işte birkaç kişiyi ikna ederek film haline dönüştürülmüş senaryolar filmler olarak ortaya çıkıyor. Ama yani TRT'nin veya diğer film şirketlerinin de çabasıyla yavaş yavaş bunlar üretilmeye başlandı. Bu alanda da aslında çok da şey olmamak lazım. Yani karamsar olmamak lazım. Ama en azından biz ne yapabiliriz? Yani akademisyen olarak işte bir sürü hikaye okuyoruz, bir sürü şey işte olay örgüsü, şablonları, karakterler, şunlar bunlar. Bunlar aslında
bir tür okuduklarımızın şeyi olarak, hani zeka, ilmin zekatı der ya Mehmet Kaplan. Evet. Yani bu halka anlatmak gibi, makale yazmak gibi ya da deneme yazısı yazmak gibi herkesin anlayabileceği, keyifle o düşünce dizgesini bulabileceği aydınlatıcı mahiyette yazıları kastediyorum. Ama bir yandan da bakın işte sinema sektörü, televizyon sektörü, dizi sektörü gelişiyor. Bunlara senaryo yazabiliriz. Ve yani cazip de bir alan. Çünkü yani bir senaryoya bakıyorsunuz 50 bin lira, 60 bin lira. Senin bir yılda aldığın maaşı toplu bir şekilde adamlar şey yapabiliyorlar. Yani böyle bir sektör de var ve hakikaten ciddi bir sektör. Ben tabii öğrencilerimizi bu konuda da hem aydınlatmış evet. olur. Belki bir farkındalık yaratırız. Evet. Yani Allah'tan böylesi öğrenciler de çıkıyorlar. Evet. Yavaş yavaş bunlar da şey yapıyor, merak ediyor, işte kitap soruyor falan. Kitaplığımda işte bir kitaplık tamamen bu Türk dünyası destanları, masalları ile ilgili işte merak mı diyorsun? Gel buraya bak, bunu oku. Bak bunlardan böyle şey yapabilirsin diye elimden geldiğince yol göstermeye çalışıyorum. İşte yaratıcı yazarlık kursları var. Oraya gidiyor insanlar. Orada öğrendikleri olay örgüsü şablonlarını mesela buradaki şeylerle birleştiriyorlar. Ya da ne bileyim mesela bu Joseph Campbell'ın şeyi, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. O bir biyografik kalıptır. İşte evet. Yola çıkış, işte eşin aşılması, sonra sınavlar yönü falan. Mesela evet. buna dayalı olarak Joseph Campbell, George Lucas'la birlikte oturuyor. Yıldız Savaşları senaryosunu oluşturuyorlar. Yani pekala biz de bu metinlerden, bizim destanlarımızdaki olay örgüsü kalıplarından onu da Özgür Çobanoğlu çıkartmış, Şakir İbrahim çıkartmış evet. Kazak destanlarını. Buradaki şeyleri kullanarak, şablonları kullanarak, oradaki insanların işte bu maceralara girmekteki motivasyonundan faydalanarak pekala biz de metinler, senaryolar üretebiliriz ve aslında gayet güzel şeyler de çıkmaya başladı. Ama işte buna uygun, çarpıcı, vurucu, ilgi çekici metin ortaya koymak gerekiyor. Biraz yarım bu kalıyor hocam bu tür şeyler. Mesela TRT'nin bir dizisi vardı. Benim de çok merakla izlediğim Börü. Biraz güncel evet, olaylara... O yarım kaldı mesela. Yarım kaldı ama oradaki her bir karakterin mesela ismine baktığınız zaman analiz ettiğimizde yani hani bizler daha farkındalık düzeyimiz ve yüksek olduğu için her bir karakterin yine Türk mitolojisindeki bir kahramana ait olduğunu işte Umay diğer evet. taraftan işte öbür isimlerin hepsi mitik bir arkaik planının olduğunu görürüz. Yani senaristin aslında çok iyi bir mitolojik yani Türk mitolojisi diyelim. Türk mitolojisi bilgisinin olduğunu da keşfediyoruz orada. Yani bu da iyi evet. bir şey aslında bizim açımızdan. Evet. İyi bir şey ama orada çok ince bir ayar olması gerekiyor. Yani çünkü kurgusal bir şey o. Evet. Bilgi şeyini, malumat furuşluğu asla yani ne roman ne senaryo kabul etmiyor. Buket Uzuner'in bu işte Toprak, Hava, Su diye şimdi en son Ateş'i yazıyormuş. Ona başladım. Yani mitolojiyle ilgili şey yapıyorsak işte modern yazarlarda neler yazmışlar ona bakalım diye şey yaptım. Yani çok şablonlarla mesela şey yapıyor. İşte maalesef yazarlarımız ön hazırlık yapmadan işte Batı'da bunlar üretiliyor. İşte bak Rowling şunu yazmış. İşte bilmem kim Harry Potter'ı işte Yüzüklerin Efendisi'ni yazdı. Ben de bak böyle bir şey çıkarttım. Ama yani o zahmete girmiyorlar maalesef. Ya evet da... Hobbitleri. Ama yani bizimkiler o zahmete çok girmiyorlar. Yani girmiş olsalar o kadar vahim hatalar yapmazlar. Yani Umay işte tabiat ana değil. Umay değil. Şeyden sorumlu, doğumdan sorumlu evet. Tanrıça. Çocuklar yani öbür tarafta koruyan dişil ruh. Evet. Yani mesela ilk okuduğun zaman hemen bir duruyorsun. Yani böyle değil. Ondan sonra bakıyorsun işte proto Türkçe diyor işte bilmem şey için. Kutat Gubilik için falan. İnsaf. Yani hiç mi bir şeye göndermedin? Hiç mi bakmadılar? Yazdım yani onları ama şey yapmıyor maalesef. Hazır değinmişken şimdi YouTube'da böyle bakarken Türk mitolojisiyle ilgili neler var diye programdan önce bir göz atayım dedim. KPSS ya da işte üniversite hazırlık şeyleri. İşte bilmem ne hoca, şu hoca, bu hoca evet, diye evet. bir sürü kanal var ve ciddi oranda da takipçileri var bunları hocam. Yani, çünkü sınava yönelik hazırlıyorlar. Tabii binlerce, belki milyonlarca takipçisi var. Orada
Uma'yı anlatıyor, Uma'yı dediğiniz gibi anlatıyor. Yanlış yani. Evet. İzleyen herkes ama onu öyle kaydedecek. Vallahi o Yani şeyleri hocalar gördüğüm bile zaman bunu araştırmadan anlatıyor yani hocam. Popüler maalesef. kültürden direkt aktarıyor. Evet, 50 yıl öncesinin Nuh Nebi'den kalma bilgileriyle bunları işte birer hap haline dönüştürüyorlar. Çünkü üniversite sınavına hazırlanan şeye hap verecek ve o hapla işte seçeneklerden birisini şey yapacak. Lise eğitimine savaş açmak gerekiyor. Şaka yapmıyorum. Hakikaten kabuk bilgi. Hiçbir işe yaramayacak. Kabuk 2 gün sonra unutulacak. Şey bilgi, sebep sonuç ilişkisi yok. İşte ne bileyim yeni bir bakış açısı getirecek bir şey yok. Şu şudur, bu budur. Şunu şöyle ezberle, bunu böyle. Bu kadar. Ne işime yarayacak? 2 gün sonra çöp, at. Yani Bütün o temelde eğitim sistemimize savaş açmamız gerekiyor. Gerçi yani Ziya Hoca bizi izler mi bilmiyorum. Gazi'den hocamız. Ziya Selçuk Hoca. İzler mi bilmiyorum ama vakti yoktur herhalde. Yani ciddi anlamda gerçekten kökten eğitim sisteminin değişmesi gerekiyor yani. Hem İşte Türk sınav. kültürü açısından hem Evet. dünyaya entegre olma açısından oldukça çok gerideyiz. Evet, yani özellikle yeni edebiyatla ilgili veya ne bileyim divan edebiyatı ile ilgili şeylere bakıyorsunuz falan. Sırf ezber bilgi, sırf sınava yönelik bilgi. Yani bilmiyorum bizim lise döneminde yani örnek metinleri okurduk. O metinler üzerine yorum yapılırdı falan. Edebiyat demek insan demek, insan sıcaklığı demek. Onu bulabiliyorsan eğer o metin sana bir şey ifade eder. Yoksa şunun eserlerinin adı budur, işte bilmem neyin şeyi bu. Kabuk bilgi, hiçbir işe yaramayacak olan, hani bunun hayatta karşılığı var mıdır? Yok. Yok. Sınava yönelik olarak bir eğitim sistemiyle dizayn edildiğimiz için maalesef edebiyat da böyle, tarih de böyle, coğrafya da böyle. Hiçbir işe yaramayacak, kullanamayacağım bilgi yükleriyle oluşturulmuş bir alan. Gerçekten aslında bu lise eğitimine şey yapmak gerekiyor. O gördüğüm videolarda da hakikaten 50 yıl öncesinin bilgileri, onun yerine bir sürü ek bilgiler oluştu. Maalesef onlar yok. Ama söylediğim gibi yani özellikle bu Sovyetlerin yıkılmasından sonra Orta Asya'daki üretilmiş olan pek çok bilgi Rusların yazdığı veya ne bileyim işte Kazakların, Kırgızların yazdığı pek çok şeyde metinde Türkiye Türkçesine aktarılmaya çalışıldı. Yani Rusça öğrenmek amacımdı ama yani bir türlü başlayamadım. Ama iyi ki yani çok fazla da şey yapamamışım çünkü bu sefer o metinler doğrudan Türkiye Türkçesine gayet usta çevirmenler tarafından da yayınlanmaya başlandı. Ciddi bir kaynak. Türk Dil Kurumu'nun evet Destanlar serisi özellikle Fikret Türkmen Hoca ve Evet. öncülüğünde diyelim başlayan. Onlarla başladı. Evet. İşte Kömen Yayınları, Türk Evet. Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Çeşitli ne bileyim İstanbul'daki işte pek çok yayın yayın evleri. oraya kadar da şey oldu. Bence büyük bir kazanç. Evet. O metinleri okumamız gerekiyor. Yani Ziya Gökalp, işte Fuat Köprülü veya ilk dönem işte Faruk Kadri Timurtaş, destanlar üzerine Zeki Vedi Togan, destanlar üzerine hep tasnif yapmışlar. Metin yok. Ya Atilla Destan diyor. Destan metni var mı? Yok. Yok. Yani pek çok metinde evet motif olarak, tip olarak geçiyor Yok ama destanı diyor, metin yok. yok yani eldeki metin diye söylediği de efsane. Yani çünkü Evet. destan uzun soluklu bir metin. Dış düşmana karşı savaş, kahramanlık evet amenna ama metne bakıyorsun kısacık bir şey. Yani o anca efsane türüne sokulabilecek bir şey. Yani o şahıslar bu tasnifi yapmadan önce bu destanları, bu metinleri görmüş olsalardı adım gibi eminim çok daha farklı tasnifler yapardım. Ama mesela hala o ilk dönem tasnifleri soruluyor şeylerde, o alan bilgi sınavlarında falan. Bunlar yine lise eğitiminde kullanılıyor. Maalesef yani ciddi bir problem var. Kabuk, kabukta kalıyoruz. Evet. Hocam bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Mitolojiden girdik, eğitime doğru gittik, evrildik. Temel problemimiz. Eğitimden çıktık hocam. Gerçekten çok keyifliydi benim açımdan. Benim için de Bunu öyle. Çok teşekkür ederim. estağfurullah hocam. Hem hemşehri olmamızdan dolayı. Evet, Sizin, Sivaslı evet. dayanışması. Evet, Sivas'ta da inişmesi. Hem de mitoloji, konu mitoloji olunca benim de çok sevdiğim bir alan. Gerçekten keyif alıyorum mitolojiyle ilgili ne konuşursak. Çok da bilgilendirici bir konuşmaydı. Tekrar teşekkür ederim hocam. Başka bir programda inşallah görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim çağırdığın için. Eksik olma. Sağ olasın. Estağfurullah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Esen kalınız, sağlıcakla kalınız.